Evet. Cumhuriyet kurulduktan sonraki cüzdan alabilir. Cumhuriyet kurulduktan sonraki alınan cüzdan bu. Ermeni katliamında Hazal Hala olayı fiil olarak yaşamış. Siz ona mı soruyorsunuz? Ha. Niye Ermeni geldi? Bir damak karıları doldurdu. Ambele havlu. İçeriden vurdu. Biri o kırakta durdu, biri bu kırakta. Kılıcına ne vurdu, o vurdu, biri yıktılar. Hazal Hala bak bu olay... Bu olay Fransa'ya duyurmak için, dünyaya duyurmak için bunu yapacağız Hazal Hala. Bunda şeylik yok. Bir vatanseverlik görevi. Şimdi yabancı devletler diyorlar ki Türkler Ermenileri kırmış. Biz de diyoruz ki onlar bizi kırmış. Biz de onları kırmamışız. Asıl katliamı Ermeniler yapmış. Çeperli köyünde işte yapılan katliam, sen açık bir örneğisin. Fiil olarak yaşamışsın. O bakımdan sen bu saçına da o şeyi bir kameraya alalım. Bu bir bu da vatanseverlik bir görevi. Şimdi Fransızlar diyorlar ki demin söyledim. Türkmüşüz. Yani Ermeniler derler biz öldürmüşüz gibi bazı söylemler var. Şimdi sen ne diyorsun? Bizim, onlar mı öldürdü? Bizimki çok onları kim öldürdü? Biz Ermeni 100-200 adam şimdi orada yatır. Evgeden geldi benim bunların 3-4 fadiye çekir devlet. Makam Bey'e söyledim. Ana babam da içinde. 200 tane de, 203 tane de can var içinde. Hep bütün birbirimizine tövmüşler. Böyle bir binanın himine eşmiş babam samanlık yapar. O samanlığın yerine o hime tövmüşler. Onlar ayak altında malçığını... Çok affedersin. Orada sizlerin öldürüleceğini nasıl anladın? Gördün mü? Nasıl bir insan vuruyordu? Neyle vuruyordu? Ben bilmiyorum. Onu da kılıcından kırdılar, vurdular, kestiler. Üstüne de kalanları da haber gelmiş. Osmanlı'nın askeri gelir. He. Türk'ün askeri gelir, haber geldiğine koymuşlar. Yoksa manki misin? Yakacaklar mıydı? Ne edecekti? Ot setmiş. Yani Türk'ün askerinin geldiği haberi alındı, öyle haberini mi? Haberini aldığı kimin? Sonra benim o çenecenin içinden çıkarttı adamı sağlar. Dağa götürdüler. Dağdan haber geldi ki asker gelmiş. Biz yendik oraya, asker geldi bir kaç tane, hep ayaklarına sarıldılar. Uşaklarımız hep ayaklarına sarıldık askerler. Evet. Şimdi Hazal Hala, sen bu ahırda saklanırken, sen kendini korumak için bir şeyler yaptın mı Hazal Hala? Hani ben de süngüden korunayım diye kendine siper etti mi bir şeyi? Bilmiyorum. Benim o kadar da aklıma gelmiyor. Ben 7-8 yaşlarındaydım. Bilmiyorum. Anamın yanında gidirmiş de atmışlar. Vurmuş hepsini kırmışlar. Ben de az değmiş. Az değmiş. Ben kalmışım sağ. Göreceklerim var. Tabii. Peki akrabalarından böyle yakından tanıdığın orada öleni gördün mü? Feryat edeni gördün mü? Hatırlıyor musun onları? Evet vardı. Kalanlar vardı. Görenler vardı. Kardeş... Ona eskerlik etti bıraktılar. Peki o katliamda, o ahırda kaç kişi öldü? Hatırlıyor musun? Yaklaşık kaç kişi öldü? Anlamıyorum. Ahırda kaç kişi vardı? Bir ahırda. Nerede? O öldürdükleri yerde kaç kişi ben vardı? Ben ne bileyim 100 mi? 200 mi ben ne? Evet. Ahurun dolusu. Hepsi çeperlik mi? Hepsi Kızılderenli miydi? Bir ahurun dolusu, komun dolusu Ahmet Yalın komun. O dışarıya doldurdu, içeriye de var. Kemen bere vurdular, çıkardılar, kırdılar. Böyle yıktılar. Kim götürdü? Öküz arabasıyla götürdüler, hep birbirinin üstüne tövdüler. Şimdi onların üstünden bu kadar torpak yok. Senin hepsi bizim köylü müydü Bibi? O öldürdüler ya. Onların hepsi bizim köylü müydü? Başka yerlerden de gelenler var mıydı? Köteyden gelmişler varız. Köteyden gelenleri bak. Mezarlığa koyuladılar. Oradan gelenler de burada öldüler. Bizim buradalar öyle mi? Çok sene başka. Ya Kamil dedemi de böyle savunma direnme yapılmadı mı? Erkekler yapmadı mı? Silah atan oldu onlara bizim buradan. Neyi? Silah atan oldu mu hiç burada? Yok silah atan. Bak burada bir tane. Mahmut dede. O attı birini vurmuş. Kimin doğuran? Mamu attı biri vurmuş. Dedi onun cemdekini aldı gittiler. Ermeniler. Onlar da vurmuş. Beni götürürlerdi yukarı ben gördüm. Böyle vurmuşlar. 3 tekla gitmiş. 3 yere kanı tökülmüştü. O yamaçta diye de bak. Ben o dedim. Ama bu yamaçlarda 5-6 tane öldürdüler.
Kaçanlar ulaşana vurdurdu, ulaşana vurdular. Döndürdüğünü döndürdü, getirdi, kesti, döndürmediğini oralarda vurdu. Gavur, ben ne bileyim, aklıma da o kadar gelmiyor, unutmuşum. Doğru, doğru. Peki kazakala bu kaplan... O milleti o cenazeye götüren yok, o cemdeyi kim götürecek? Her köyden bir adam geldi, onu öküz arabasına yüklediler. Götürdü birbirinin üstüne tövdüler. Gidip şimdi babamı nerede bulayım? Nerede bulacağım? Evet. O da ayak altında canlanır. Peki kazakala... Başka köylerden, köteğin dışında, Camuşlu'dan, Kozlu'dan, Ağveren'den bu köyde bu şeye katliama maruz kalan arkadaşlar, insanlar var mıydı? Her yerden geldi. Çok var, çok. 200-300, belki 200-300 cam var orada. Evet, evet. Eğer erkek, eğer kadın, 200-300 cam var. Burada şimdi iki tane. Hep birbirinin üstüne koymuşlar. Dört duvarın himine doldurmuşlar. Dört duvarın himine. Duvarla... Nereye kaçacak? Kaçıp gidip taşın deliğine girecek. Kaçamadı. O yukarıdan atlarıyla döndürdüler bütün geldiler. Biz de çıktık. Ana babam biz de çıktık yukarı. Döndürdü getirdi. Adam döndürdü getirdiler. Getirdi doldurdu kesti. Neydi? Yani toplu bir yere getirdiler öyle mi? Getirdi doldurdular şeyle kestiler. Öyle dışarıdan durdu öyle biri bir yanda biri bir yanda. O vurdu o vurdu o vurdu o vuruşuna mı çubuğuna mı vurdu? Süngüyle iteledi. Dalımda süngünün yarası var. Öldürmeyen Allah öldürmede kaldım. Göreceğim vardı. Niye öyleydim o zaman ne oldu? Yalan etmesin sen. Bak şimdi anlatıyorsun bunu. Bunlar ta Fransa'ya gidecek, Paris'e gidecek. Dünyaya söyleyeceğiz ki bak siz bizi kırmadınız. Asıl kızan Ermeniler kırdı. Yani kökümüzü... Ermeni bizi kırdı. Biz Ermeni'yi görmedik. Ermeni'yi kırmadık. Ya bizim kimsemiz kalmadı ki gidi Ermeni'yi kırdı. Ama onlar öyle demiyorlar. Temelleşmiş. Evet. Samanlık yapmak için. O zaman Ermeni katliamı olmuş. Evet. Katliam olduğu zaman komşular getirmiş buradaki... Şimdi ev sahibi kim ev sahibi? Amcaya konuşturak. Ziya Çelik. Amila kadınların olsun, güzelleri çekir ayrı, cinsi münasebet bulunmak için evet. Öldürürlermiş. Evet. Yani ben birbirimi yani şey etmiş. Birkaç adamla kalanlarla yani. Evet. Köyde birkaç adam kalmış, onlarla beraber buradaki cenazeleri babam taşımış. Evet, peki buraya nasıl toplamışlar o konu hakkında? Buraya bilmiyorum. Bunlar kaçmışlar. Kaçtık. Burada ölen insanlar. Evet. Bunlar kaçmışlar. Bu köyün üstü. Bunları yöneten insan. Evet. O komandir onlardan soruyor. Diyor ki siz kaçtığınız zaman niye hani kaçıyorsunuz? Köylerden soruyor. Evet. Silahları toplu götürürler. Evet. Nesim'in evet. Annesi. Evet. O kazakalı da orada musluk taşının dibinde o taşın etrafına o dibine korunarak kendini savunuyor anlatılardan öyle. Evet. Ve bu burada o insanlarımızın kanları bu su akarak zaten akır meyilli akarak evet. Dışarıya çıkıyor öyle mi? Evet. Silahları topladılar götürdüler çırakhanada verdiler teslim edildiler oradan geldiler işte iki gün sonra Ermeni burayı basıyor. Evet. Evet. Şey herhalde başka bu konu hakkında yani buradan Fransa'ya mesaj vermek isteyen arkadaşımız var mı? Burada ha. Ermen ikisini çarmıha verdiler. İki direk arasında parmaklarını doğram doğram ettiler. Evet. Devriş ile Yusuf'u ortalıktan parmaklarını topladık. Fransız bunu gelsin bizlerle konuşsun. Evet. Anlasın. Buyurun burada da arabayla. Toplu mezar değil mi? Evet acaba? Toplu mezar dört yerde. Biri orası, biri bura, ikisi de amcalarımın üstündedir. Ölenleri biliyor musun? Bilirim evet. Hacı Mehmet. Hacı Mehmet'in Habu Camışlı Habu yapmıştı bunlar.